Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sıfalar getirdiniz bugün minik prenseslerimiz için güzel bir çanta çalışması yaptık bu çantayı e, istediğiniz boyuta büyütüp küçültebilirsiniz şöyle kapağını sonradan ördüğümüz kapağımızı kaldırıyorum bakınız çantamızı şöyle gördüğümüz sık iğnelerimizde iki yüzeyi için ayrı ayrı sık iğnelerimizi örüp kenarıyla şöyle devam ettirerek birleştiriyoruz ve şuradaki krem rengimizde üzerinden geçerek boyutumuzu kazandırdık ve son olarak şöyle kapağına ve çantamızın kolbunu ördük bu kolbu da istediğiniz boyutta örebilirsiniz şimdi sadece çıt çıtımızı da diktikten sonra çantamız tabi kullanmaya hazır olacak Evet şöyle çantamızı tanıdıktan sonra hemen yapımına başlayalım. Tabi istediğiniz iplerle elinizde olan her türlü iple bu güzel çantamızı örebilirsiniz. Epeyce içerisine bakınız. Ben biraz büyük ördüm. Telefon da sığabilir ya da diğer cüzdanlarınız, anahtarlarınız rahatlıkla sığabilir. Evet kolay gelsin diyerek hemen bu güzel çantamızın yapımına başlayalım. Kolay gelsin. İki buçuk numaralı tığımı ve herhangi bir ip ben küf yeşili şöyle tatlı bir e, renk olan ipimi kullanıyorum. Sizler dilediğiniz e, ipleri kullanabilirsiniz. Çok ince olmamak şartıyla. Sihirli halkamı yapıyorum. Önce işaret parmağıma birkaç defa doluyorum. Orta parmağımı alıp şöyle en basit şekliyle bakın. Önce üzerinden sonra şöyle arkasından geçiriyorum. Üstten şuraya çarpı yaptıktan sonra ipimi bu tarafa geçiriyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. Ve sonrasında 1 ipimin her iki katını da alıyorum. Sık iğnelerimi örüyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane sık iğnemi yapıyorum ve şuradan ipimi asılarak şöyle elimle de yön vererek düzeltiyorum. 1.'ye gelip bakın birinci sık iğnemin üzerine geliyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bakın birinci sık iğnenin üzerine geldiğim ilmeğimi kaydırıyorum ve yuvarlağımı çantamın orta zeminini bu şekilde hazırlıyorum. İkinci sıra için bir tane zincirimi çekiyorum. Sık iğnemi örmeye başlıyorum. 1. Aynı yere bir daha giriyorum. 2. Bütün sık iğnelerimizi bu sıramızda çifter örüyoruz. Aynı yere bir daha batıyorum. 2. Giriyorum. Aynı yer tekrar örüyorum. Bir sonraki 7 tane olan sık iğne sayımız bu sıramızda 14'e yükseliyor. 1 ve 2. Sayarak kontrol edebiliriz. 2 4 6 8 10 12 ve 14. 14 tane sık iğnemizi ördükten sonra yine diğer sıramıza geçiyoruz. Hemen batıyorum ilmeğimi kaydırıyorum. Ve bir tane zincirimi çekiyorum. Bu sıramızda ise bir tane tek, bir çift, bir tek, bir çift olarak öreceğiz. Batıyorum dibine tek. Sıradakini batıyorum. Aynı yere bir daha batıyorum. Çift örüyorum. Tek, çift, tek, çift olacak. Sıradaki tek. Sıradaki çift. 1 aynı yer tek ve çift sıramızın sonuna geldik tekrar yeni sıraya başlıyoruz ilmeğimizi kaydırıyoruz şu şekilde bir tane zincirimi çekiyorum dibine batıyorum bir bir sonrakine batıyorum 2 2 tane tek, 1 tane çift örüyoruz sıramızda. Aynı yere batıyorum. Tek tek, 2 tek, sıradaki çift. 2 tane tek tek ördüm. Yeniden tek çift. 2 tek 1 çift sıramızdaki örme usulümüz. Sıramızın sonundayız. Yeniden başlıyoruz. Batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra hemen dibine 1 tane batıyorum. 3 tane tek örüyorum. 1 2 3 Her sırada 1 tane artık 3 tek 1 çift. 1 aynı yere batıyorum. 2 Tekrar 1, 2, 3, 3 tek, 4. çift, 3 tek, 4. çift örelim. Sıralarımızda aynı işlemlerimizi yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi şu elimdeki daha önce örerek tamamladığım parçamdan göstermek istiyorum. Sihirli halkamızla 7 tane sık iğnemizi ördük ikinci sıradakinin hepsini çift olarak ördüm bir çift bir tek bir çift bir tek daha sonrasında iki tek bir çift bir üst sırada üç tek bir çift dört tek bir çift beş tek altı tek yedi tek sekiz tek olarak ördük tekrar göstermek istiyorum sık iğnemi ördüm hepsini çift ördüm bir tek iki tek üç tek 4 tek, 5 tek, 6 tek, 7 tek, 8 tek ördüm ve en son sıramızın hepsini ördüm. Yani buradaki 8 tek bir çift, 7 tek bir çift, 6 tek bir çift, 5 tek, 4 tek bir çift, 3 tek bir çift. Yani aynı şekilde bu işlemimizin tekrarıyla tamamlayalım. En son sıramızda yeniden birlikte olalım. Tamamen yaptığımız işlem aynı. Geçişimizi yapalım ve akabinde sayılarımızı tek sayılarımıza her sırada birer tane artırarak ilerleyelim. Buradaki geçişimizi de yine yapalım. Sonrasında sizler örerek aynı bu parçamız gibi parçamızı tamamlayalım. İki tane lazım bize. Bir ve iki tane çantamızın yanları olacak ve arasından birleştirme işlemini yapacağız. Sıramı tamamladım. Yeniden geçişimi yapıyorum. Batıyorum ilmeğimizi kaydırıyoruz. Bir tane zincirimizi çekip dibine battıktan sonra bu sıramızda 4 tane tek bir tane çift olarak örüyorum. Sıramızı tamamladık. Şimdi en son sıramızdayız. En son sıramızı arttırma işlemi olmadan yapıyoruz. Bir zincirimi çekiyorum. Dibine batıyorum. Ve hiçbirinde artış yapmıyorum birebir örüyoruz ve son sıramızı bu şekilde bitiriyoruz bu çantamızı hangi büyüklükte öreceksek örelim mutlaka son sıramızda artış olmadan yapalım yani hepsine birer birer batarak örelim Birinci parçamı daha önce örmüştüm. Şimdi son sıramızı hiç artış yapmadan ördük. Her ikisini birleştirme işlemini yaparak çantamızın kenar kısımlarını örmeye başlıyoruz. Bunun için 9 tane zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 zincirimizi çektikten sonra her ikisinin ters yönü birbirine değecek. Dış güzel yüzler yani doğru yüzler dışarıda kalacak ön yüzlerimiz. Şimdi batıyorum herhangi bir yere ve buraya sabitliyorum. Ve şöyle ilmeğimi kaydırıyorum ve zincirimin üzerine geliyorum. Ve iki tane ilmek kaydırma işlemi yapıyorum. 1 2 Bakın iki tane ilmeğimi kaydırdım. Ortadaki beş tane zincirime ise sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 ve 5 5 tane sık iğnemi de buraya örüyorum son ikiye yine kaydırma işlemimi yapıyorum bir başta ve sonda iki kaydırmamız olacak iki ve batıyorum bir ileriye bakınız. Buranın hemen ilerisine batıyorum ve kaydırıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Burada yapmış olduğum işlemimin tekrarıyla ilerliyorum. İkişer tane bu örmüş olduğumuz parçaların yanında kaydırma, ortada ise 5 tane sık iğne örüyorum ama şuradaki görmüş olduğumuz dış katlarını alıyoruz şöyle. Dış katlarından örüyoruz. 1 2 1 2 3 4 5 1 2 şeklinde ikişer kaydırma larımız bir kaydırdım 2 kaydırdım katın tekin alıyorum bundan sonra bütün işlemlerimiz aynı şekilde ortaya 5 sık iğne 1 2 3 4 ve 5 iki tane kaydırma 1 2 ikinci kez kaydırma işlemini yaptım ve şu kısma batıyorum bakınız şurada iç kısma iç kısımdan batıyorum ve kaydırıyorum bir tane zincirimi çekiyorum buna dikkat edelim tekrar çeviriyorum hemen bir iki kaydırmalarımızı yapıyoruz İki, üç beş tane sık iğne bir iki 3 4 5 1 kaydırıyorum 2 kaydırıyorum batıyorum bir tane zincir birini içten batıyoruz birisini dıştan yönümüzün tekrar iki tane kaydırma yapıyorum ve dış katlardan alıyoruz lütfen buna dikkat edelim Sonra 5 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. 1 kaydırıyorum. 2 kaydırıyorum. Ve içten batıyorum. Çeviriyorum. Bir tane zincir. Ve bu şekilde Iki şer kaydırmalarımız yan tarafta ortada da 5 tane sık iğnelerimizi örelim çantamızın uygun bir ağız ölçüsü olunca yeniden görüşelim çantamın kenar bölümlerini örerek tamamladım şimdi ağız kısmına geldim ve en son sıramızı tamamladım 9 tane zincir üzerinden tamamlamıştık şimdi bitişimizi yapalım bir tane zincir çekiyorum hepsine birer sık iğne ile örüyorum Birer birer sık iğnelerimizle kapatalım. İki katı da aldım. Sık iğnelerimle ilerliyorum. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Hemen battığımız yeri değil bir sonrakine batıyorum. Ve sık iğnelerimi örerek Diğer yan yuvarlak bölüme doğru geliyorum. Az kısmını örerek tamamladım. Tekrar yan kısımdayım. Her ikisine de batarak tek katını örüyorduk. Şimdi her iki katı da alıyorum. Yana geçiyorum. Aynı yere batmıyorum. Bakın aynı yere değil. Bir sonrakine batıyorum. Başlangıç yerime kadar ilerletiyorum. En son sık iğnemi de ördüm. Başlangıç yerine gelerek batıyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi kesiyorum ve iç kısma doğru gizliyorum. Krem rengi ipime bir tane zincirimi çekiyorum. Çantamın yanlarına, her iki kenarına bir tane zincir görünümü vermek istiyorum. Sabitledim. Bakın zincir çekmedim. Sadece sabitledim. Bir sonraki bakın şu kısmı yuvarlak kısımla yan tarafın devam ettirdiği bölüm arasına giriyorum. Şöyle de elimle düzeltiyorum o yan kısmı. İlmeğimi alıyorum. Buradan kapatıyorum. Bir sonrakine giriyorum. Sık iğnemi şöyle yandan giriyorum. Alıyorum. Kapatıyorum. Bir sonraki sık iğnemi yine aynı işlemimi tekrar ediyorum. Yandan. Yandan. Her bir sık iğnemi bir defa örüyorum. Tam burası yuvarlak kısmımızın bittiği diğer yan kısmımızın olduğu Bölüm olacak. Her iki tarafına da bu şekilde öreceğiz. Şöyle görelim. Sıramız bitene kadar, yani şu uç kısma kadar devam edelim. Uç kısma kadar geldim. Bir uçtan başlamıştım. Diğer yan kısmıma kadar gelerek tamamladım. Şimdi buradan şu tarafa doğru geçişimi yapıyorum. Atıyorum. Geçişimi yaptım ve devam ediyorum. sık iğne olarak örüyorum bu kısımları. Evet. Şimdi şuradan itibaren geçiyorum. Şuraya alıyorum ön kısma. Şuradaki ilmeğimi biraz daraltalım. Evet batıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Bir sonraki. Birer birer batarak yan kısma doğru gelelim. Evet, ağız kısmında düz örelim. Birer birer sık iğne olarak örelim. Yan kısma geldim. Yan kısımda sık iğne örüyorum. Buradan ağız kısmını da örelim. Diğer tarafı yapmak için yeniden görüşelim. Ağız kısımlarını tamamladım. En son batışı da yapalım. Başlangıç noktama gelerek batıyorum. Yani şuradaki tepe bölme başlangıç değil devam eden bölüm. Bir tane de zincirimi çekiyorum. İpimi buradan keserek yönümüzün birini ve çantamızın ağız kısmını bu şekilde tamamlamış oluyorum. İpimi içeriye doğru gizliyorum. Bir tane zincirimi çektim ve hemen bu krem rengi olan bölümümün bulunduğu yere batıyorum. Burayı sabitliyorum. Son sıramızın olduğu noktaya geliyorum. Alıyorum. Bir başlattım bakınız. Krem rengi olan bölümümüze battım. Oradan ilerliyorum. Son sıramızı yanları ördüğümüz bölümün. Yandan giriyorum. Örüyorum. Yandan giriyorum. Yandan. Evet. Bu şekilde. Diğer tarafta yaptığımız gibi işlemimizi. Tekrar edip bitirelim. Şu kısmı da. Bak başlangıç yerine de bakın, şöyle içe alalım krem rengimizin bulunduğu noktada kapatalım. Devam edelim örmeye. En son bölüme kadar örerek geldim. Hemen şu kısma giriyorum. İpimi alıyorum bir tane zincirimi çektikten sonra kesiyorum ve ipimi iç tarafa gizliyorum şuradan alıyorum şöyle yukarıdan alalım içe doğru gizleme işlemlerini yapalım çantamızın kenar kısımlarını tığladık. Şimdi kapak kısmını çalışalım. Kapak kısmımız şuradan bu tarafa doğru gelecek. Yani buradan ölçümüzü alıp buraya kadar yani şu merkezimizin altına kadar zincirimizi çekmemiz lazım. Şuradaki büyüklüğü daha farklı yaptıysanız, sen yani daha büyük yaptıysanız ona göre merkezimizi şu kısımdan ölçerek merkezimizin hemen altındaki şuraya kadar zincirimizi Uzatalım. Daha küçük yaptıysanız yine aynı şekilde merkezimiz. Yani tamamen tek bir sayı ile yapmayalım. Yani yerini şuradan ölçüp bu tarafa kıvırıp tam şurada bitirelim zincirimizin uzunluğu. Şimdi ben zincirimi çekmeye başlıyorum. Bir tane düğümümü attım ve üzerine 20 kadar zincir çekiyorum. Çünkü benim sıram biraz fazla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Küçük yapan arkadaşlarım 9, 10 yeterli olabilir. Bakın şuradan tutuyorum. Diğer tarafa. Şöyle. Merkezimizin altında. Şimdi başını bir defa doluyorum. En sondaki zincirimin yanına gelerek batıyorum ve tek seferde çekiyorum. Tekrar başını doluyorum, batıyorum, tek seferde çekiyorum. Doluyorum, sıradan ilerliyorum. Tek seferde çekiyorum, doluyorum. Zincirin bitene kadar işlemlerimi tekrar ediyorum. Son zincirime kadar birer birer başını dolayıp tek seferde kapadım. Şimdi son zincirime bir tane batmıştım. Toplamda bununla birlikte 6 tane olana kadar devam ediyorum. Doluyorum. Aynı yere bir daha batıyorum. Aynı yer. 2 oldu. Aynı yere giriyorum. 3 oldu. Şöyle biraz güzel çekelim. 3 oldu. Doluyorum. 4 5 ve 6 6 defa ördüm 6 defa burayı ördükten sonra şu karşılıklı birer birer hepsinin karşısına örerek devam ediyorum tığımın başını bir defa doluyorum. hemen karşısına giriyorum bakın şuradaki bölümüme giriyorum doluyorum diğerine karşısına ve her birine birer tane batarak uç kısmıma doğru devam ediyorum. Uç kısma kadar birer birer karşılıklı örerek geldim. Şimdi iki tane zincirimi çekiyorum. Bir ve iki çeviriyorum. Yine birer birer köşedeki altı tane e, trabzanımızın yarım trabzanımızın bulunduğu yere kadar birer birer örerek geliyoruz burada ise hepsini ikişer ikişer öreceğiz bu 6'yı 12 yapacağız hepsini iki öreceğiz ama buraya kadar birer birer örelim iki zincirimi aynı yere batıyorum evde yalnız olunca ev kazaları eksik olmuyor parmağımı kestiğimden bile haberim yoktu mutfakta Evet devam edelim. birer birer ilerliyorum. 6'ya gelince ikişer ikişer örmeye başlayacağız. Buraları birer birer hiçbir farklı işlem yapmaksızın dümdüz ördüm. Evet altının olduğu yere geldim. Uç kısmı şu dönem bölümümüzü iki defa örüyorum. Bir aynı yere batıyorum. iki Bir sonrakine batıyorum. Birinciyi yaptım. Şimdi ikinciyi yapıyorum. Yani iki defa çifti ördüm üçüncü çiftimi örüyorum aynı yere ikinci kez batıyorum tekrar dördüncü kez aynı yere batıyorum 5. kez çift örüyorum bakın aynı yere battım 6. kez aynı yere battım burayı her birine altı defa ikişer ikişer ördüm altı tane 2 2 ördük toplam 12 oldu geri kalan kısmımızı ise yine birer birer örerek devam edeceğiz birer birer örelim başını dolayıp çekiyorum sona kadar geldim yine iki tane zincirimi çekiyorum Şöyle yarımladım ipimi yarımlamayı çeviriyorum aynı yere batıyorum ve birer birer çift battığımız yere doğru ilerliyorum çift battığımız yerde bu kez bir tane çift bir tane tek tek çift tek çift şekliyle örerek devam edeceğiz bu tekli kısımları öreyim Evet çift kısmıma geldim bir tane tek ördüm bir tane çift örüyorum bir iki bir sonrakini tek örüyorum. Sonrakini çift örüyorum. Bir aynı yere batıyorum. Sonraki tek. Bir sonraki yeniden çift bir aynı yere bir daha batıyorum. İki tek. Bir tek bir çift bakınız bir çift bir tek şimdi çift örüyorum bir ve iki tek örüyorum çiftimi örüyorum 1 2 tek örüyorum sonu yapıyorum çift ve tek geri kalan da tek olarak ilerletiyorum bu köşemizde bu dönüşümüzde bu kez bir tanesini çift bakın bir çift bir tek çift tek çift tek şeklinde ördüm tekrar başa geldim iki zincirimi çektim yine burayı dümdüz örüyorum şu kısımda ise iki tane tek bir çift iki tek bir çift olarak örüyorum burada yeniden görüşelim Evet örerek geldim birer birer burun kısmına geldik şu kısmına iki tane bakın çiftin olduğu yere geldik burada iki tek bir çift iki tek bir çift olarak örüyorum iki tekle başlıyorum bir ve iki sıradakini çift örüyorum aynı yere tekrar bir sonraki tek ikinci teki örüyorum bir tane çift iki tane tek çift tek bakınız şimdi çiftimi örüyorum 1 ve 2 iki. iki tane tekim 1 2 çiftim bir aynı yere batıyorum Şimdi tekleri örüyorum. Bir tek, iki tek ve çiftimi örüyorum. Bir, iki tek, birinci tek, ikinci tek ve son çiftimi örüyorum. Evet, geri kalan trabzanlarımı birer birer örüyorum. Sona kadar ördüm. Şimdi kenarını bir sıra çantamızın ana rengi ile örelim. Bu sıramızda artış yapmıyoruz. Krem rengimi kesiyorum. Yeşil rengimle dört bir kenarını dolaşacağım. Zincirimi çektim, çeviriyorum. Batıyorum hemen dibine. Ve ilerliyorum. İpimizi de şöyle alalım. hepsini birer birer iki örmeyeceğiz uç kısmımıza geldik hepsini yine birer birer örüyoruz bu sıramızda son sıramız olduğu için artışımızı yapmıyoruz hepsini birer birer çevreliyoruz 3 köşe, köşemin 3'ünü de ördüm. Şimdi 4. ve son köşemizi örüyoruz. En son bölüme battım. Başını doluyorum. Tekrar bir daha atıyorum Başını dolayıp aynı yere 3 defa girdim. Burası dönüş güzel olsun diye. Daha sonra araya batıyorum. Düzenli aralıklarla batalım. Uzak oldu bakınız. Şöyle hemen yanına bir tane daha batalım. Kasmasın. Gözlü güzel olsun. İkişer ikişer batıyorum. araya giriyorum tekrar ve devam ediyorum sona kadar geldim şöyle en son bakın şurada iki defa battım buraya da batmıştım doluyorum bir tane daha battım 3 oldu diğer tarafa şöyle geçişimi yapıyorum kaydırıyorum bir tane zincirimi de çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum yeşil renkli ipimi taktım ve başladım şöyle yeşilinden giriyorum iç kısımda kaldı düğüm atmıştım şöyle şu kısmı dikeceğim yeşilimizi yeşilimize denk getirelim. en gizli en güzel olacak şekilde dikelim Evet çantamı diktim gayet güzel oldu şöyle görelim şimdi şu kısma güzel bir puf çiçek örelim kendi rengimizin dışında hareket katsın. Çiçeğimizi ördükten sonra çantamıza bir de kul cool örelim. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 zincirimi çektim ve ilk zincir içerisine giriyorum. Burada bir tane yuva hazırlıyorum. Ve üzerine 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bakınız yuvamız, minik yuvamız ve 3 tane zincirimiz. Hemen başını doluyorum. Yuva içerisine giriyorum ve ilmeğimi uzatıyorum. 1. 2 3 ve 4 4 defa çektim ve bir tane fıstık yapmak istiyorum bu şekilde içinden geçiyorum kapatıyorum 1 2 kapadığımla birlikte 3 tane zincirim oluyor giriyorum tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum ipimi de şöyle alttan götürüyorum ve yeniden fıstığımı örüyorum 2 3 4 çekiyorum 1 2 ve 3 batıyorum 3 zincirimi çekiyorum ve yeniden 4 defa da sardım fıstıklarımı örüyorum 5 tane fıstığımı ördüm son 3 zincirimi çektim son 3 zincirimi de yine yuvaya batıyorum ve 5 tane fıstıklı zincirimiz oluyor. Bir tane de zincirimi şöyle çekip sabitliyorum. İpimi dikme payı olacak şekilde kesiyorum şöyle. Şöyle toparlıyorum fıstığımı kenarlarındaki zincirlerimden düzelterek öne doğru çıkarıyorum ve şu kısma dikiyorum çiçeğimizi de diktikten sonra kulpumuzu örmeye başlayalım. Şöyle ortalayarak batıyorum. İstediğimiz uzunluğa kadar örebiliriz. Zincirimizi çekmeye başlıyorum. Bir tane daha batalım buraya sabitleyelim. Bir zincirimizi çekelim. 1 2 3 istediğiniz uzunluğa kadar ne kadar hangi uzunlukta kullanacaksanız o kadar zincirimizi çekelim. Yaklaşık 30 santim kadar zincirimi çektim. Karşı tarafı yine ortalayarak krem rengimin altından girerek batıyorum. Bir daha aynı yere girerek sabitliyorum. Evet şimdi zincirimin üzerine örmeye başlıyorum. Bir tane zincir çektim. Sabitledikten sonra tığımın başını doluyorum. Batıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir sonraki yuvaya giriyorum. Zincir yuvasına tekrar başını doluyorum. Sırası ile bütün zincirlerimizi tek seferde çekerek örüyoruz. Zincirim tam olana kadar devam ediyorum. Uç noktaya kadar örerek geldim. En son başlangıç yerime batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum bir tane zincirimi çekip düğümümü attıktan sonra çantamın artık kulbu hazır oldu. İpimizi içeriye alalım ve şu kısma bir tane çıt çıtçıtımızı diktikten sonra çantamız artık sahiplerine kullanımına hazır hale geldi. Minik prenseslerimiz güzel günlerde güle güle kullansınlar inşallah. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Yapımı son derece kolay. Dilediğiniz renklerle çeşitlendirip örebilirsiniz. Evet yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.